Bugün ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Şu tefeci Ali İhsan fabrikaya geldi. Umarım tekrar seni rahatsız etmedi. Yo, benim için değil zaten. Serap için gelmiş. Ama ben ve Celal'le alakalı bir mevzu olmasından korkuyorum. Halide, sen bu kuruntularla canını sıkma. Belki aralarında bir başka mesele vardır. Öğreniriz. Belki de. Ekrem. Bu Celal meselesi beni hala ürkütüyor. Jandarma da aramaya başlamış. Korkuyorum. Halide, sen içini rahat tut. O cesedi öyle bir yere gömdük ki kimse asla bulamaz. Baba. Merhaba kızım. Ne vakit döndün anamın yanına? Daha yeni geldim. Ama ananı getirmedim. Ağzını bıçak açmıyor. Ben de ilişmedim. Başımdaki şu beladan bir kurtulayım, ben gider getiririm anamı. Hayırdır? Ne belası? Şu tefeci. Pazartesi parayı teslim etmem lazım. Lakin fabrikada işler iyi gitmiyor. Az biraz beklese olmuyor muymuş? Yok. Gidip konuşacağım işte şimdi. Anlatacağım. İstersen ben de gelirim ha? İyi madem. Daha geç kalmasın. Ekrem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sık uğrar oldunuz bu ara. Hayırdır, iş mi var? Evet, bir iş var. Ama o daha sonra. Bugün fabrikaya uğramışsın. Serap Hanım'la ne işin var senin? Serap Hanım borç almıştı benden. Öyle mi? Ne borcu? Babasıyla gelip 50.000 lira para almıştı. Faiziyle 100.000 ödemesi lazım bana. Durumu iyi değilmiş. Bir gidip kulağını bükeyim dedim. İyi yapmışsın. Serap Hanım'a karşı acımasız olacaksın. Taviz vermek yok. Anlaşıldı mı? Sen böyle diyorsan vardır bir bildiğin. Emrin başım üstüne. Estağfurullah. Ekrem Bey. Benim de bir maruzatım olacak senden. Şu bizim yeğen. Celal. Hala kayıp. Benimle ne alakası var bunun? Seni sayarız bilirsin. Ama o Halide denen kadının bu işte bir alakası varsa... Halide Hanım'ın bu işte hiçbir alakası yok. Ben de var demedim zaten. Ama Celal'i en son gören o belli ki. Madem beni yanaştırmıyorsun, senden ricam bir ağzını yoklayıver. Celal amcamdan yadigar, kıymetlimdir. Ne istiyorsunuz? Ali İhsan'la görüşeceğim. Aç kapıyı. Bekleyin. Patron seni bekliyor. Buyur. Serap Hanım, yoksa vaktinden önce mi getirdin parayı? Hayır. Fabrikada teslimatla ilgili bir sorun oldu. Sizden biraz daha süre isteyecektim, bir hafta kadar. Olmaz.
Parayı alırken ne konuştuysak o. Bakın. Boşu boşuna çeneni yorma hanım. Bizde söz ağızdan bir defa çıkar. Niye bu kadar acele ediyorsun ki? Kızım kaçmıyor ya. Koskoca fabrikanın çiftliğin sahibi. Az daha beklesen ölür mü? Madem ödeyecek kuvvetin yoktu, parayı alırken hesap edecektin onu. Yok diyorum be adam. Anlamıyor musun? Bir hafta süre istiyorum diyorum. Kapıdaki araba senin değil mi? Tarlaların, fabrikan yok mu? Ya parayı gününde ödersin ya da beğendiğimi çeker alırım. Neyi alıyorsun be? Ha? Eşkıya mısın sen? Bak hele. Senin hanımlığın bize sökmez. Serap Hanım. Ya parayı efendi gibi getirirsin ya da ben zorla alırım. Hadi şimdi yaylanın. Ne yapacağım ben şimdi? Eğer bu parayı ödemezsen bu adamlar çiftliği başıma yıkacak. Sen meraklanma kızım. Bulacağız bir hal yolunu. Hele sen bir çiftliğe git. Ben bulurum. Merhaba Halide. Hoş geldin Ekrem. Sana bir haberim var. Serap'ın tefeci Ali İhsan'la ne işi olduğunu öğrendim. Öyle mi? Neymiş? Serap Ali İhsan'dan bir ay kadar önce hayli yüklü bir para almış. 3 gün sonra da vadesi doluyormuş. Yani 100.000 lira ödemesi gerekecek. 100.000 mi? Evet. Fabrikanın borcunu nasıl ödediği anlaşıldı. Ali İhsan'a gerekli uyarılarda bulundum. Eğer bu parayı ödemezse Serap'ın bir hayli başı ağrıyacak. Nasıl ödeyeceğini merak ediyorum doğrusu. O adam. Diğer meseleden de bahsettim. Kimden? Celal'den mi? Hı hı. Hayır. Sen bu konuda hiç merak etme. Olur mu? Lütfen. Ekrem. Senin bu adamlarla olan alakanı anlayamadım. Niçin sana bu kadar itibar ediyorlar? Vaktiyle onlara bir hayli para kazandırdım. Öyle mi? Ne hususta? Şimdi bunları bir kenara bırakalım. Seni bir yere davet etmek için geldim. Yarın akşam İncirlik Hava Üssü'nün açılışı şerefine bir davet veriliyor. Şehrin ileri gelenleri, vali, belediye başkanı, ya hemen hemen herkes orada olacak. Bana eşlik etmeni rica ediyorum. Eğer beni kırmazsan müteşekkir olurum. Bilemiyorum Ekrem. Sana Kemal'le olan vaziyetten söz açmıştım. Dedikodu olmasını istemiyorum. Bak, bence tam aksine. Dimdik ayakta durduğunu ve yıkılmadığını göstermen gerekli. Bu senin için çok iyi bir fırsat. Hadi. Beni kırma lütfen. Peki o halde. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.